Selamlar canlarım. Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine çarşıya gidiyoruz Ali ile, market alışverişi yapacağız. Tamam, yemeğini ye, ondan sonra oynarsın. Abi. Anlamadım. Yok onu şimdi, bugün yok o. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kapıyı kilitleyin oğlum. Sen niye şey kapattın? Neyse. Bir kere de nereye önce? Önce A101'e gidelim. Ha? Neymiş markası? Case Mart diye bir marka. Şeye, A101'e falan gelen buzdolapları falan uygun oluyor fiyatları da. Ama şeyini bilemem. Ay. Ne oldu? Lamış kolonlar hani. Ha. Şimdi ağır hasarlı bir binanın önünden geçiyoruz da. Hadi gidelim. Görüntü kötü. A101'e geldik. Önce A101'e gireceğiz. Sonra BİM'e geçeceğiz. Allah'ım şu depremden sonra şu şehrin pisliği hiçbir yerde yok. Neler varmış bir bakalım. Faana kadar. Burası niye böyle sallanıyor? Bilmiyorum yani. Ben çocuklara ıvır zıvır. Ha şu şeyden al. Meyve suyundan al. Bayağı bir al. Ay, geçen geldiğimizde 2,5-3,5 olmuş öyle. 10 gün önce 2,5'tu. Bayağı bir al yani. İçiyor çocuklar. Öbürü neymiş? Karışık meyve mi? Şu. Limon vermiyorsun. Heh, yok. Sanki armut falan böyle karışık meyve gibi zannettim. Şurada çocukların sevdiği cipsler hangileriydi? 10 tane aldım. Tamam. Gerçi günde bir şişe 10 tane 10 gün önce gidiyor. Bir şişeyi bitiriyorlar. Şundan mı? O şu bu muydu senin aldın? He? Çerezza. 24 lira ama. O 24 lira çok pahalı o. 18 lira. 18.45. Bir de şöyle var. Şunu bu nasıl bilmiyorum. Nasıl diye hızlı. Şu 12.45. Ha şunu yiyor ama hepsi. Yiyor da. İki tane almak lazım şimdi bundan. İki tane alayım mı? Ha?
fiyat çünkü yetmez. Ah, sen araba al, elinde taşımayla olmaz. Çocuklara cips de aldık da şu hangi sen şu ufaklar mı 7 TL? Akşamları çocuklar bir şeyler yemek istiyorlar televizyon izlerken. Soğuk kahve. Aynı anda söyledik. Ben de ona baktım. Soğuk kahvenin hazır var mı acaba diye. Nasılmış bu? Bir bakalım. Şöyle. Direkt soğuk süte mi yapıyorsun? İki tane alıp bir deneyelim. Hangisi? Bunlar sıcak bildiğim kadarıyla. Bir deneyelim bakayım ya. Evdeki bunu bir deneyelim. Bir de evde yapımı deneriz sonra da. Dondurma demiştim yalnız. Dondurma unutmayalım. Çocuklar sıkılıyorlar bazen. Evde yiyecek bir şey yok. Evde bir şey var mı falan. Alıyoruz. Bir günde bitiyor valla. Bir gün sürmüyor. İki gün falan anca yani. Ya iki gün daha anca bitiyor. Ha şu bak 1,5 liraymış. Bunu seviyorlar. Bir tanesi 1,5. Bunu ben de seviyorum. Arada böyle bir şeyler, şekerli bir şeyler canımızı çekiyor. Ha neydi ya? Bir şey lazımdı. Ha Nesquik. Aylin. Nesquik istiyor. Aylin de Nesquik içmeye başladı. Aytu'dan sonra. Kutu bitti. Şuralara bakalım. Buranın çekirdeği pek hoşumuza gitmedi ama. İyi tamam o zaman. Hadi şeye geçelim. Şu tarafa geçelim. Madem öyle. Meyveli top kek. Şunlar şey. Ha bunlar meyveliymiş. Evet, birkaç tane de meyveli top kek atalım. Gidebiliriz. Şey, züccaciye bölümüne geçelim hele. Buradakiler Morfix 200 liraymış. 100 tane var içinde. Bak bu tavalar ne kadarmış acaba? Boyları güzel ama şey ölçüleri yazılmıyor. Ha tava. Tava sahan seti 279 lira diyor. Nero. İki tanesi. Çok pahalı ya. Set. Tamam set oluyor işte iki tane. Üç tane karşılık. İki tane üç tane olmaz. Bilmiyorum kardeşim artık. Neymiş? Bu has cevher. Nero yazıyor herhalde. Bilmiyorum. Başka yerde marka görmedim ama. Bu değil o zaman. Has cevher o zaman. Bu da Nero. Yok o da Nero. Has cevher orada ya. Ha şu. Neyse. Yok tava için önce Migros'a bakacağım. O bizim günlük kullandığımız büyük tavaların iki saplısı yok. Hep bakıyorum ben de yok. Aa bak yeni kutlu bardak. Hep o büyükler tek saplı, küçükler iki saplı. Ali kavga çıkıyordu evde şu bardaklardan. Kavga çıkmaması için alacağız. Bak şu desenler çok güzelmiş. Ama bunların fiyatı herhalde farklı. Bu burada şey okutma var mı acaba Ali? Fiyatlarını nereden anlayacağım? Porselen dekorlu kupa 32 mi diyor? Ayran bardağı 13-15.
Renkli porselen kupa 25. Zaten 25'e almıştık. Şunlar o zaman 25 lira. Ay çok güzel ama hangisi? Şimdi şekilleri farklı. Bu var, bu var. Bundan işte. Benim aldıklarım bundan. Al şunu bir. Bakıyorum. Yok. Bakıyorum, farklı farklı alacağım. Beyaz da var. Beyaz da güzel. Bunlar çok güzel. Ay ne yaptın? Yavaş. Çok çabuk atıyor kenarı, yavaş ama. Değiştirelim. Evet evet evet, onda var bir şey. Hangisi ama? He, koy. Dur onu koy, yeşil başka alayım o zaman. Bak bir, şunlar ne kadar acaba? Şunlar da çok güzel hadi. Bu da çok güzelmiş. Bak şunlar da güzelmiş. Bak bak, bunlar da güzel. Cam ama şey, sade değil. Yok bu bardak ya. Sen öyle san. Şu herhalde ayran bardağı diye mi geçiyor? O çay kavanozun içine ya, büyük kaşık koy. Bu çay almıyor, alamıyor. Ha, çay da alacağız. Çayımız zaten o son. Şeyin çaydanlığı için çayından alamıyor. Çok kase zor. İki de şundan al. Bu camlar ne kadar? Ha bak, cam 8,5'muş, cam kupalar. Uygunmuş hali cam kupa. Ama büyükleri bırak, küçükleri var. Şunlar da herhalde. He. Cam kupa. Çok iyi bak. Ne o, markası neymiş? Yazıyor musun? Bir şey. Borex. Ne yazıyor? Sorayım mı? Borex. Ama cam kupa 8,5 yazıyor. Cam kupada bunlar var yani. Şu biraz ağır. Şunlar da iyi sanmıyorum. Ha, bunlar daha değişikmiş. Ben de iki tane iç içe sanıyorum. Bunlar güzel de kuplu olsun. 4-6'dan alsana bari. 6 mı alayım? He. E, tamam. E, sen al dersen alırım canım. Sorun değil. Yani. Tamam. Tamam. 4-6 tamam. Oyunlar da öyle. Tamam yeter. Gidelim ileriye doğru. Ha şu benim baktığım şeyler ileriye doğru. Bak bunun camları da gelmiş. Görüyor musun? Porselen kase. O da 25 liraymış. Şunların. Bunlar 25 liraymış. Çerezlik çok güzel. Şu da güzel. Onlar ne? Bakın şu kase çok güzelmiş. Salata için. Cacık yapmaya. Değil mi? Ay esas şunlar çok güzel. Çok tatlı. İşte şöyle düz tabaklara ihtiyacımız var. Bunların da tanesi 25 lira. Şu beyazlar daha uygun olur mu acaba? Luminark. Ne diyor buna? Luminark. Fiyat aynı zannedersem. Bak şu da değişik bir şeymiş. Kurutma tepsisi. Şunlar baharatlık. Ben buradan şey almıştım. Onu arıyorum ama yok. Perşembe günü gelecek galiba. Ben var zaten. Çocuklar için oyuncaklar. O kaselerden yok hali. Perşembe günü gelecek diye paylaşım yapmışlar. Bu tarafta zaten yok bir şey. Şu güzelmiş ha. Kocaman büyük. O bayağı.
Aylin, neyse şeye gideceğiz. BİM'e de geçeceğiz. BİM'den alalım onları. Dondurmayı nereden alırız? Etajonlara da bir bakalım. Bulaşık şey. Sıvı bulaşık deterjanı almamız gerekiyor. Onu da mı BİM'den alalım? Piril mi? Ay çok pahalı. BİM'inkiler güzel oluyor ama. BİM'e bakalım. A101'den çıktık, aldık oradan alacaklarımızı. Çok güzel bardaklar gelmiş şu anda. Eve gidince gösteririm size, yeni bardaklar gelmiş, çok hoşuma gitti. Aldım birkaç tane, evde gösteririm. Şimdi BİM'e geçiyoruz. BİM'den de ne oldu? Kapalı herhalde burası, pazar ya bugün. BİM'den de bakalım deterjan, süt falan, işte evde bir şeyler eksik. Evin eksiği bitmiyor zaten. Bu arada benim dişimin ağrısı başladı. Tadım kaçtı açıkçası. Böyle bir diş ağrısı başladı mı beni mahvediyor. Bütün keyfim gidiyor yani. Evet. Çocuklar doyar zaten onunla. Şunu da koyacağım. Uzun makarna alalım unutmadan. Aylin söyleyip duruyordu. Öyle yapacağım zaten. Oh, hiç sebze kalmamış burada. Şeker var. Çay alacağız. Uzun makarna alacağım. Bunlar hep aklımdaydı. Ha, pirinç ama pirince şimdi taşıyamayız bu kadar. Çayla uzun makarnayı unutmayalım da. Karpuz. Ne kadarmış burada? 7.75. Ya. Ya geri geleceğim bir kere daha. Uzun makarna istiyorlar. Bir tane alayım. Bir mi, iki mi alayım? İki alayım. Şu boncuk makarna var ya, bu şeyin, Cardella'nın boncuk makarnasını alma. Hiç güzel değil. Yapışıyor, tepsiye yapışıyor. Şey, pardon, tencereye yapışıyor. Çay kuruyken iki yanıtlar kalıyor mu? Çay kuruyken. Black tea. 79 lira mı? Evet. Al. Bergamot. Hemen dikkat et ona. Eskiden bergamot aromasını severdim de artık. Zaten şimdi doğru gün çay içmiyorum. Bu taraf ne? Ne kadar? Rize çayda 76. Evet. Bizim neyi aldığımız Çaykur. Berk. Ne oluyor? Triyakim bir de. Devam. Çaykur. Kahvemiz falan var zaten. Ha, Sarelli alalım yine çocuklara bir tane. Haydi gel. Gel. Burada. Tamam, bırak. Ali, nereye gittin? Güzel terlikler gelmiş. Ali, bekle. Yakup bunu çok seviyor ya, Aylin'le Yakup. Terliklere bakacağım. Yakup ne diyor? Benim deniz terliğim nerede diyor. Böyle bir tane terliği vardı ya Yakup'un.
Benim deniz dün var ya poşetleri aradı benim deniz terliğim nerede diye. Ha işte şunun gibi bir şey. Tabi bu Yakup 27 numara diyor. Ne kadarmış? Tüm sandalet yazmıyor ki hangisi. Şu terlikler de çok güzel, hoşuma gidiyor. O da başka yerden şu plastik ter. Ailenin var böyle. Gerçi olmuyor o. Ailene artık. Yakup'a da bir tane alırım olmazsa. Deniz terliği deyip duruyor bana. Şimdi buradan bakalım bir şeyler. Aytun sevdiği şey gofretler. Bunun bir de çileklisi vardı. Çilekli yok. Fındıklı var. 2 paket fındıklı alayım o zaman. Başka bir de bak şu burada 1.75'miş eti puf. A101'den 1.5'ye aldık tanesini. Şu Halley'den alacağım da Halley'in BİM'in ürünü olan başka bir marka vardı. Onu bulamıyorum, kalmamış demek ki. Ah. Aa, hurma. Ne kadarmış? 57 liraymış hurma. Ali ile birbirimizi kaybediyoruz. Markete girdiğimiz zaman. O başka tarafa gidiyor, ben başka tarafa. Genelde çocukların isteği üzerine alışveriş yapıyoruz. Hah, Ali oradaymış. Ali. Şu elimdekileri versen. Ali. Duymuyor beni. Limonluymuş bu ya. Ha, bir de o şeyden merak ediyordum ben, ondan alsam iyi olur. Şunları alayım yanımda götüreyim de. İçecek bir şeyler de almam lazım. Soğuk bir şeyler. Aradığım bir şey vardı, onu bulamadım. Tamam. Tamam. Ha? Öbür tarafta mı? Süt de alalım. Şöyle ters aldım. 3 tane alayım yeter şimdi. Götürmesi problem. Şey burada yok herhalde. Fanta'nın mor bir içeceği var ya, ondan aradım da bulamadım. Şundan bir alacağız bakayım. Şunu deneyelim. Yaban mersini ve portakal aromalı. Şimdilik bir tane alacağım. Ben hoşumuza gitmezse kalmasın, ziyan olmasın. Hoşumuza giderse alırız devamını. Ha, bu da neymiş? Bu taraf. Hı. Bu şeymiş. Soda tarzı bir şeymiş. Bir tane aldım. Belki hoşumuza gitmez. Belli mi olur? Kahvaltı reyonundan bir şey alacak mısın? Sen sucuk aldın mı sen sucuk falan? ₺23 mı olmuş? Tamam.
Ay bismillah. Duruyor da artık o yenmez. Niye yenmiyor ki? Bilmem ama yani sanmam. Pişmiş değil mi? Pişmiş ama bilmiyorum yani. Ney? Şimdi sen içmezsin. Ha. Gıda alışverişini bitirdik sayılır. Bak burada da güzel değişik bardaklar var. Bulaşık lan istiyorsanız gayet ideal. Bulaşık lan. Neyi dedin anne? Ha, bulaşık deterjanı. Senfoni. Bu iyi iyi. Senfoni güzel. Ne kadarmış? 70 lira. 4 litresi. İyi canım. Al gitsin. Çay bardağımız falan var. Ha şey alalım. Bunun hangisini alıyorduk Ali biz? Bu muydu? Çöp torbası. Limon kokulu. Bir tane alayım. Şunu alsak mı acaba? Hı? Şu elden alsak mı? Şundan mı? Biberde yaparken. Ha evet. Ay çok pahalı ama 54 liraymış. Ay çok güzel kokuyor. Şunun kokusuna bakayım. Ay o kadar güzel kokuyor ki. Sabunla mı yıkanıyoruz ki? Yok işte. Ay çok güzel kokuyor ya. Bayıldım. Çamaşırların içine koyacaksın. Ha, mis gibi vallahi. 18.50. Ne 18.50 olan? Katı sabun. Ha doğmuş. Ha, bu 50 liraymış. Kalsın şimdi ya boşver. Bu deterjanımız var daha bir 10 gün gider. Kolonyalardan yok herhalde. Artık getirmiyorlar herhalde değil mi? Şey limon kolonyası var. Şey yok. Bak. Oh. Bak ben şurada şey ürünlerine bakacaktım. Havlu gelmiş arkadaşlar. İç çamaşırı gelmiş. Bebekler için bebek iç çamaşırı. Ondan sonra bak şu günler güzelmiş. Şu da güzelmiş yani. Evet. Tekli borosklat kupa diyor. 29.50 tanesi. Bunlar da iyi. Bunlar fırına giriyor herhalde. Fırında yemek yapabiliyorsun. Bakım ürünleri var. Taş sonrası. Çekiyorum. Olsun. Evet, yıkılan yerler var ama abla.
çevirsek nasıl olur? Bir deneyelim. Evet. İskenderun'un ne meydanı burası? Cumhuriyet Meydanı mıydı burası? Cumhuriyet Meydanı diye geçiyor zannedersem. Oraya geldik. Eski adliye. Bu adliyede çok günlerim geçti. Şimdi kaymakamlık mı? Çalışırken adliye burasıydı. Her gün adliyedeydim. Her gün. Adliyede. Evrak peşinde koştur. İnanmıyorum. Pazar günü kapalı olur mu Şeyh Usta ya? Şuraya Şeyh Usta'ya yemek yemeye geldik ama kapalıymış. Şurası balık semt pazarı. Ne yapacağız o zaman? Nereye gidebiliriz? Haca mı gideceğiz geri? Tamam. Ben de burada yeriz. Azıcık şöyle sahilde bir yürüyüş yaparız diyordum ama buralarda yok değil mi başka dönerci? Nerede var? Arkadaşlar, belediye binasının oraya geldik ve benim çalıştığım binayı size göstereyim. Boş mu bu bina şimdi? Avukat Kayhan Evren şeyi bile duruyor daha. Pencerede yazısı bile duruyor. Şu Arsuzlu Dönerci Yusuf Usta'nın üst katı. Orada çalıştım. Kaç sene çalıştım ben orada? 2-3 sene orada çalıştım. Farklı farklı yerlerde toplam 10 yıl avukat sekreterliği yaptım. Evet. Buraya geldik bakalım. Ama ha, unutmuşum ben buraları. Ha, ineyim mi? Efes vardı burada. Efes. Ay ayağım. Bir yerde Efes. Ayağım tıkıldı. Ha, tamam. Çıktı. Yemek yemeye geldik ama bakıyoruz nerede yiyelim diye. Bir yürüyelim bakalım. Yan yana bir sürü dönerci var. Uzun zamandır buraya gelmiyoruz çünkü. Bizim sürekli yediğimiz yerler var. Hep oraya gidiyoruz. Orası da kapalıymış bugün. Aslında bugün de pazar yani açık olur diye düşündüm, tahmin ettim ama. Burada da çok ses varmış. Nerede yiyelim? Abi çift bilim açalım, şu Ali Yıldız'a bir şey yapmış. Şuna da çift bilim olan Ali Yıldız'a var. Et döner de var, tavuk döner de var. Ben de kalın bir dükkan da bu abi. Efes döner karşıdaymış. Bak oraya taşın. Orada mıydı ki? Efes döner. Yandan geçtik ya. Orada da var Efes döner. Köşe. Sen ne yiyeceksin? Döner. Hadi gidelim, hangi şekilde? Ha, valla sen bilirsin canım hangisi. Klimalı yer dedi. Klimalı yer olsun. Geç. Şuraya mı geçelim? Tamam, şu hadi o zaman. Ay. Uçuşkalardan uçuştu. İyi bekleyin. Hayır, uçuşkalardan. Çıkardın uçuşkalardan. Şöyle. Çıkalım bakayım üst katına. Ay inşallah kalabalık değildir. Ayran olsun hadi bu sefer. Ayran. Ay kalabalık olmadı. Yemek yemeye geldik. Dönerciye girdik. Siparişimizi verdik, aşağıda bekliyoruz. Aile yeri. Olmuş. Ne zaman? Az önce. Kaç? Arsuz Kale. 3.7. Arsuz olmuş. 3.7. 6 içerek geçer. Biz motordayken şu an saat kaç?
Çok geçiyor. Deprem olmuş yine. Ay, alışveriş bitmiyor. Külah alsa şimdi külahta dondurma verdik. Külahta yapardık dondurmayı. Külah aldın mı ki? Alalım unuttum. Onu yapmazsak alırız. Migros da var şurada. Tamam. Migros'a da gidelim. Az yere Migros var. İyi, tamam o zaman. Yemeklerimiz geldi. Evde yemek yapmıyorum. Aç bırakıyorum adamı. Aç bıraktım tabii. Sabahtan beri çalıştırıyorsun. Aç bıraktım. Ne yaptın sabahtan beri? Havuzu şişirdin sadece. Hı? Bir havuzu şişirdiniz. Başka ne anlamı? Şişirdim. Zorba oluyor. Yerini, her şeyini ben dünden hazırlamıştım yani. Çocuklara da evde tavuk kavurdum. Bakına. Çocuklara evde tavuk kavurması yaptım. Onlar yemeklerini yediler. Öyle çıktık biz alışverişe. Ya, bugün de dedik hadi baş başa takılalım. Onlar şimdi evde hem yemeklerini yediler. Akşama kadar havuzda yüzdüler. Yok, teşekkür ederiz. Ve şimdi bilgisayarda, telefonda oyun keyfi yapıyorlar. Biz de dedik şöyle alışveriş sonrası baş başa bir yemek yiyelim, dolaşalım, gezelim. Ya açılıyor yapıp da oraya sormuşlar. Belli olmuyor bazen. Sen adım hurma demişsin, hurma mı aldı? Ben de sen hurma gördüm. Ben de bir yere diyor. Bir yere de gel. Ama ben bağlı ki geldim. Şu kadar bir avuç bir şey var içinde herhalde. Elim dönüp kapatın. Ben şimdi bırakayım. Teşekkür ederiz. Aşağıda mı şapayı bir? Ufak bir poşetle koyacağız. Bilmiyorum. İsterseniz burnuna da koyabilirsiniz. Yok, bu ayrı. Başkası ayrı yapıyorum. Aşağı dışarıda. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şahabim de kalmamış şimdi. Bizi bir tane çıkıyor.
Yemeğimizi yedik, şimdi çıkıyoruz. Ay ne sıcak. Salondan dışarı çıktık, çok sıcak. Şunu da koyacak mısın? Poşeti, yani küçük poşetler azalar. Pardon. Küçük poşet, hatta küçük poşetler. İleride miydi motor? Motor ilerideydi herhalde. Nerede Migros? Ay, üşüyorum ha. Bu yol üzerinde şeyde mi vardı Migros bir ara? Migros'a sahilde vardı. Buraya yeni mi açıldı? Ay, görmüyorum. Tamam. Tamam o zaman. Şöyle çekeyim. Bekle canım biraz. Etek. Buraya girersen tamam. Niye? Baklavanın kurşunu bir kilo baklava zeytini alırlar. Bomboş. Şan, şan. Akıncı şanı mıydı? Neydi burası? Akıncı. Ha, niye boş? Artık kullanılmıyor mu? Ama altında şey var. Şey değildir. Öyle hasar durumu yok herhalde. Altında lokant olduğuna göre hasar durumu yok. Adliyenin işi kalmadı biliyorsunuz. He, burada adliye şeyi kalmadı, doğru. Nereden? Burada kuruyemişle olsun, o kuruyemiş kendine kalır, tamam mı? Sahi kuruyemiş. He. Hadi hadi geç. Bizi bekliyorlar. Oradan oradan iki taraftan da geldi. Ay. Şurada şey vardı. Fotoğrafçı vardı, ben çalışık. Ha, şurada Özay Foto. Oraya taşınmış bak. Ha? Köşede, şu köşedeydi. Ha. Ah, Migros. Migros. Şimdi Migros'a gir diyoruz. Ay tamam. Ha? Aa işte. Ha, benim almak istediğim kova ne kadarmış? 86 lira diyor. İki kova mı? Bir kova mı? İki iç içe gibi böyle bir sanki. Ha yok, kapağıymış o. Ama 86 lira çok pahalı. Şu güzelmiş. Baksana Ali. Şunu tutsana mı sen? Şunu da oyuna al da. Bak. Şeyde denize gittiklerinde yüzdürmeye falan. O bu 40 liraymış. 39 lira. Mavisini alayım. Denize yakışır. Bakayım başka neler var. Turuncu var, sarısı var. Sarı da güzel. Sarıyı mı alayım? Sarı alayım hadi. Tamam. Şunu aldık bakalım. O kova çok pahalı. Şimdilik kovaları var. Bak Ali, çayla yağlar ucuzken almak lazım. 138 lira. 5 kilo ama çay pahalanacakmış diye öyle bir duyum aldım ha, ona göre. Ne, çay mı şeker mi? Şey aman yağ ya. Öf, şaşırdım yağ. Yağ pahalanacakmış diye duyum aldım yani çünkü ben. Canlar, yemeğimizi yedik. Dedik bugün karı koca baş başa takılalım. Ya zaten küçükler bugün akşama kadar havuzda yüzdüler. Çok yoruldular. 4-5 saat havuzdan hiç çıkmadılar. Onlara tavuk kavurması yaptım. Yemeklerini yediler. Çekildiler köşelerine, bilgisayarla telefonla oyun oynayarak dinleniyorlar.
Sonra dedik biz gidelim. Hem yemeğimizi yiyelim hem de şey yapalım. Biraz kendi başımıza dolaşalım istedik. Hem de alışverişimizi yapalım. Hem alışveriş, hem yemek, hem biraz dolaşma, gezme. Hepsi bir arada. 62 liraymış. Hmm. Bugün bir takipçim de yazmış. Artık demiş, karı koca takılın siz demiş. Biraz da demiş. Biraz karı koca takılalım değil mi? Çocukları almayın peşinize, baş başa takılın demiş. Vallahi öbür şimdi şöyle bir şey. Dubleks evde oturuyor olsaydık tek, yani şu depremden sonra tek başına bırakamazdım. İmkanı yok. Ama orası biraz daha güvenli, rahat. Çoğu zaman anneanneleri yanlarında oluyor. Şimdi ne kadar olmasa da şey değil yani. Neyse bakalım bakayım, bu Migros'tayız. Şimdi Migros'ta neler var ona bakalım. Yumuşatıcılar, deterjanlar. Hah, şeylere bir bakalım bakayım. Ne varmış deterjan? Ariel'e bak, 225 lira. 150'ye aldık. Tursil var. Beyazlarda iyi. Yani şu an elimizde stok yaptık da elimde bir paket açılmamış var. Bu diğer açtığımız pakette çabuk bitmemesi için renkliler için hemen farklı almamız lazım. Anneden o da var. Yani. Bir tanesini? He? Anneden mi verdin? 3 tane aldık ya, birini evet. Anneme aldık. İkisini bize. Deterjan bölümüne geldik ya, mis gibi kokuyor deterjan bölümü. Şey kokusu geldi burnuma. İşte şunlar, adını diyemedim. Ya ben bak A101'de şeye bakacaktım Ali. O gün şundan 30 liraydı ya üçlüsü. Unuttum. Bu teklisi 39 lira. Üçlüsü 30 lirayı almadık mı? Ne aldık? Hayır, A101'den indirimli ürün olaraktan aldık. Unuttuk işte. Bugün de yani bayağı bir alışveriş yaptık. Ama Yakup'un koleksiyon yaptığı arabalardan. Ama aldık şimdi onlara, oyuncak almayacağım. O yüzden. Hı. Ne yapalım? Hadi. Fazla oyalanmayalım, burada çıkalım. Paspas takımları varmış. Migros'tan çıktık canlar, eve gidiyoruz. Şu an doğum evi yıkılmıştı. Sahil turu yapıp eve geçeceğiz artık. Yol kapalı galiba. Döneceğiz. Buralar da boş hali hep. Boş gibi duruyor yani, bilmiyorum. Şöyle sahil şeridinden gidiyoruz eve. Biraz sahile de dolaşalım istedik. Aslında benim niyetim de böyle yürüyüş yapmak vardı ama artık zaman kalmadı. Eve geçeceğiz. Motorla geçelim. Motorla gezmiş olalım artık. Hani geçtik mi orada evine? İskenderun'un meşhur Ordu evi vardı arkadaşlar. Yıllardır bildiğimiz bir, bildik bile yani, bir Ordu evi. Orası da yıkıldı. Peki,
buradan geri dönelim. Şurası değil mi? Heh. Burası meşhur Ordu evi arkadaşlar. Yıkıldı burası. Yıkıyorlar yani. Kaç gündür yıkımı devam ediyor. O neydi öyle? Şuradan gösterecektim de. Heh. Şurası da oraya ait değil mi? Yok, burası ayrı bir daha. Ayrı mı? Ha. Ay, şurası mı sadece? Ama evet. şu bahçe orada evinin bahçesi değil mi? Şu kırmızı burası tuğlalı bahçe, yer. O bahçe tüm oranın ama bina ayrı. Bina ayrı. Ben çalışırken biz sahilde çok gezerdik iş arkadaşlarımızla. Hep bu Ordu evin önünden falan geçerdik. Yıllardır bildiğimiz Ordu evi. Orası da yıkıldı. Denizi görmeyi özlemişim valla. Denizi görmeyi özlemişim diyorum. Ay, bugün denize gidecektik valla. Dün gidecektik olmadı. Bugün gidecektik, bugün de olmadı. Aylin havuzdan çıkmış daha diyor ki hani denize gidecektik diyor. Kızım dedim yorulmadın mı? Karavanlara bak. Benimkiler karavan diyor, alalım diyor. Onun dedim biz karavana sığmayız ki. Burada bitiyor. Buradan yürüdüğün yerler bitmişti. Aa. Tamirata mı başladılar? Evet. Doğru gerçi. Hadi şuradan şöyle bir bakalım 2 dakika. Denizi görmeyi özledim dedim. Vallahi sahilin içine sürdüm motoru. Ha? Bu tarafa mı geçelim? Tamam. İskenderun sahilinde çok hasar oluşmuştu depremde. Şimdi deprem sonrası çöküntü oldu burada İskenderun'da. Haberlerde falan çok konu olmuştu. Burada tadilat başladı. Sonunda çok şükür. İnşallah sahilimiz belki yani yine gezilecek yerleri var. Yürüdüğümüz yollar evet dur. Bakar mısınız burası denizden yüksekte bir yerdi. Kayalar daha şeyleri şu burası 1 metre yüksekti denize. Bu kayalar bu tarafta değil miydi? Evet. Bu tarafa çekilmiş tadilat için. Ha. Yok, çekilme değil, bu yenisi. Yenisi. Evet, bu da yenisi. Öyle mi? Sahil nereye geldi? Şimdi işte yeniden yapılıyor sahilimiz yani inşallah. Çok azıcık duruma geldi. Benim. Evet ya. Vallahi biz deniz insanıyız arkadaşlar. Biz deniz memleketinde büyüdüğümüz için denizi görmesek dayanamıyoruz. Bazen diyorum ki dama çıkayım da şu denize bir bakayım diyorum. Damdan görünüyor Allah deniz. Gözlerim baksın da sahilimiz bu hale geldi. Evet. Yurt dışından çok takipçim var. Avustralya'dan var. Fransa'dan var. Hep Instagram'dan yazıyorlar bana genelde. Türkiye'nin çok çok her yerinden takipçim var. Vallahi İskenderun'umuz böyle. Gurbetçi takipçilerim. Gurbetçi takipçilerim. Tesisin ön tarafına gidiyorlar. Burası ön tarafı tesisin. Neyse inşallah bu yaz biter. Seneye yine. Yani yine insanlar geziyor vallahi. Bizim insanımız. Çünkü diyorum ya deniz insanıyız biz. Bakın buralar normalde böyle taş değil. Tabii ki şeydi. Normal yürüme yoluydu burası. Sahil şeridi yürüme yoluydu. İşte çöküntüden dolayı tadilat başladı ama insanlar yine de geziyorlar baksanıza. Tekneye bak ya. Denizden 1 metre, buradan 3 metre yukarıdaydık yani. Evet evet. 2 metreye yakın bir çöküntü oldu sahil şeridinde. Fırtına oldu, bütün su buradan giriyor şimdi. Bu arada arkadaşlar ne var dedin? Yağ mı var? Ne yağı? Ha. Motorda yağ. Evet eve yağ almıştık. Ben ne yağı diyorum. Motorda yağ ya. Çalınır diyor Ali. Çok uzaklaşmayalım diye. Ay bak aşağı doğru gidiyorum vallahi yürürken. Ay çok gitmeyelim ne olur ne olmaz. Balık var mı balık? Ben sana geçen diyordum ya balık oltası alalım diye. Çocuklarla balık tutmaya gelelim.
Çocuklara farklı bir aktivite olur. Şeyi açmışız. Söyleden. Luna Park'ın ışıkları yanıyor. Ailenin biletleri var ha, 4-5 tane. Okuldan vermişlerdi. O biletler Eylül'e kadar süresi. Yanmadan şey yapalım. Arkadaşlar bu arada hep söylemeyi unutuyorum. Instagram hesabımı da takip alırsanız çok mutlu olurum. Instagram hesabım Göknur Çavuş 4 çocuk annesi. Şimdi burada bir iki tane fotoğraf çektim, Instagram'a atacağım. Bir gün içerisinde günlük hani YouTube'a çektiğimlerimden ayrı Instagram'da da bazı paylaşımlarım oluyor benim. Mesela bugün havuz videoların havuz resimlerini çocukların falan hep attım. Instagram hesabımı da takip alırsanız çok mutlu olurum. Göknur Çavuş 4 çocuk annesi. Aynı zamanda iki kanalımız var biliyorsunuz. Her iki kanalımızda da takip alırsanız çok mutlu oluruz. Bak şu engelli parkı da mı açılmış Ali? Orası bir ara kapalıydı. Biz oraya çok gelirdik çocuklarla engelli parkına. Ali şimdi motorunu tabii ben istersen. Çok teşekkür ederiz. Hadi gidelim o tarafa doğru. Yağ gitmesin sonra gümbürtüye. Yağ gitmesin sonra gümbürtüye. Vallahi. Dur şuradan ekran resmi denize karşı ekran resmi alayım. Deniz de görünsün şöyle. Tamamdır. Ekran resmimizi de aldık kapak fotoğrafı için. Tabii şimdi biz eve gideceğiz. Eve gidince kıyamet kopacak. Siz sahile mi gittiniz? Bizi götürmediniz. Neyse. Eve gidelim artık. Ne yapacağız? Şu park, karşıda gördüğünüz parka biz çocukları arabamız varken çok getirirdik. Yani bir haftada yani bir akşam ya iki akşam mutlaka gelirdik böyle. Çiçekli park, evet. Çocuklar derdi çiçekli parka gidelim, çiçekli parka gidelim. Hep sürekli böyle. Canlar. Nihayet eve geldik. Ay ne yorulmuşum böyle gez gez gez. Şimdi Alper de diyor ki nereleri gezdiniz anne diyor. Oho dedim, biz sizden gizli nereleri gezdik dedi. Ya nerelere gittiniz diyor dedim. Yok bir şey, bir sahil tur attık geldik oğlum dedim. Şimdi ben de sandım ya şehir dışına çıktılar yani. Yok oğlum daha neler ya. Ali Aylin'le Yakup'u gezdirmeye götürdü. Onları şöyle bir mahalle turu atacak. Gezip gelecekler. Aslında bugün akşam biber turşusu yapacaktık. Saat 8 olmuş. Artık bu saatten sonra ne turşu gözüm görür ne bir şey gözüm görür. Daha marketten aldıklarımızı yerleştireceğim. Birazdan yani mutfağa geçeceğim. Market alışverişini yerleştireceğim canlar. Ondan sonra ben size aldığım bardakları gösterecektim. Dur onları göstereyim kapanışımı da. Öyle yapayım. Bu arada telefonumun şarjı 9'da 8'e indi. 8'e indi yani. 8 şarjla şu an video çekiyorum. Kapanmak üzere. Ben size aldıklarımızı böyle hızlı bir şekilde göstereyim. Sonra da videomun kapanışını yapayım. Arkadaşlar aldığım bardaklar böyle. Zaten marketten alırken de gördünüz ama belki arada atlayaraktan izleyenler oluyor. Görmediyseniz şöyle göstereyim yakından. 6 tane böyle cam kupa bardak aldım. Takım yap dedi Ali. Ben normalde kaç tane 3 mü 4 mü falan almıştım. Ali dedi ki 6 tane al takım olsun dedi. Çok hoşuma gitti böyle desenli. Kendinden desenli. Bunların tanesi 8,5 lira arkadaşlar. Çok kullanışlı geldi bana. Hem ağır değil, çok büyük de değil, çok küçük de değil. Tam böyle çocuklar için kahvaltılık ideal yani. Su içmeye, ayran, kola bir şeyler içmeye, çay içerken falan çok ideal. Çok hoşuma gitti. Böyle takım yaptım bunu. Bir de şu diğer aldığım bardakların 2 tane daha aldım. Birini böyle su yeşili, bir tanesini de böyle beyaz aldım.
Beyaz da krem gibi falan yani, böyle aldım arkadaşlar. Bunların tanesi 25 TL, 25-50. Bunların da tanesi 8,5. Ne yapar? 8, 16, 24. 50 TL'de bunlar tutmuş. 50 o, 50 o, 100 TL'ye 6-8 tane bardak aldım. Yeni bardaklarım böyle arkadaşlar. Çok hoşuma gitti yalnız. Şunlar hele çok uygun. Bak 8,5 lira yani hiçbir şey değil. Bence çok kullanışlı, almanızı tavsiye ederim. Ardından Migros'a gittiğimizde de çocuklara şöyle bir deniz oyuncağı aldık. Gemi, geminin içinde küreği var. Deniz yıldızı ve bir iki bir oyuncak, deniz ürünü oyuncakları var genelde. Bunu da 39 liraya aldık Migros'tan. Çocuklar artık işte havuzda, denizde oynarlar diye düşündük. İki gündür denize gideceğiz. Bir türlü gidemedik ama nasıl olsa gideriz. Çocuklara böyle bir deniz oyuncağı aldım. Şimdi haberleri yok, daha görmediler. Babalarıyla gezmeye gittiler. Yağ aldık arkadaşlar Migros'tan. 138 lira. Emek marka ayçiçek yağı 5 litre. 138 lira. Ondan sonra şurada çay aldık. Bunun fiyatı 79 liraydı galiba. Çaykur'un çaycısı. 79 lira. Süt aldık. Bim alışverişi ne kadar tutmuş? Şöyle bir bakayım. 530 lira tutmuş Bim alışverişi. 138 lira da bu. 530, 630. Neyse ben bir hesaplarım, bir çıkartırım. Bulaşık deterjanım bitmişti. Bulaşık deterjanı Bim'in Symphony marka aldım. Bakın ben daha önce bu Symphony markayı kullandım arkadaşlar. Çok da memnun kaldım. Pril 150 TL'ydi. Bu 70 küsür liraydı. Yani gidip de pir ile bu kadar fazla para verene kadar, deterjana çok para harcayan bir insan değilim arkadaşlar ben. Böyle bir huyum var. Deterjanmış falan, onlara çok fazla para harcamıyorum. Onun dışında yani şöyle bir oyuncak alıp çocuklarımı memnun etmeyi ben daha çok seviyorum. Ondan sonra burada ıvır zıvır abur cubur yiyecekler var çocuklar için. Bir de şöyle bir soğuk kahve aldık, bakalım deneyeceğiz. 2 tane aldım. Bir de evde soğuk kahve yapacağım. Bakalım hangisi güzel olursa öyle. Yine burada da ıvır zıvır çöp poşeti, ıslak mendil falan filan işte. Bunlar var. Alışverişimiz ne kadar tutmuştur? 530. 40 lira daha. 570. Şunlar 670. 770. 800 TL canlar. 800 TL tutmuş. Alışverişimiz böyle. Diyorum ki hepiniz Allah'a emanet olun. Aslında çocuklara şu oyuncağı verirken de videoya çekmek istiyorum. Olmazsa kapanışımı o zaman yapayım. Bayağı uzun bir video oldu bu arkadaşlar. Ama şu oyuncağı verdiğimdeki sevinçlerini de görmenizi istiyorum. Çocuklar gelsin, bu oyuncağı verirken de çekeyim, kapanışımı öyle yapayım olmazsa. Kapat, açma. Gözlerinizi kapatın. Açmayın. Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım beğenecek misiniz? Açmayın. Açma, kapat. Ta-ta-ta-tam. Ya hadi ver babası. Kapat gözünü. Bir dakika. Kapatın da. Ta-ta-ta-tam. Başka? İkinizi işte. Birlikte oynamanız için. Gemi aldım, gemi. Başka yok mu dedi? Denizde oynamanız için gemi. Ben denizde oynatmayacağım. Nerede oynatacağım? Çok uzar giden ya. Ay çok uzar. Sen de üstüne binersin gidersin. Kıyıda kıyıda, denizin kıyısında oynamanız için annem. Babacığım bana bir şey yok mu? Var. Senin sevdiğin bir şey de aldım ben. İnşallah beğenirsin. Dur bakayım. Onu da sana sürpriz yapayım şimdi. Ama gerçi görmüşsündür. Soğan halkası. Gördün mü? Soğan halkası cipsi. Dur bakalım. Açın bakayım neler varmış içinde. Yıldız. Yıldız, koş şuraya. Koş şöyle. Beğendin mi annem? Bak daha büyük küreği var. Oo, bak işte ne güzel. Bununla kumu böyle şey yaparsınız. Bununla da alır alır bu kovalara doldurursunuz. Kumlar şey de yapılır bak. Şu küçük. Hah, onlarla kalıp yaparsınız. Evet. Bende var. Deniz yıldızı var. Ördek var. Gemimiz çok güzel ya. Ay. Bu benim. Geminin içine galiba şunları koyacağız.
şunun arkadaşlarında duracak. Beğendin mi Yakup? Sonra afacağız gideceğiz. Beğendin mi oğlum? Evet. Sen beğendin mi kızım? Evet. İyi. Birkaç gün sonra hemen yani en kısa zamanda denize gitmemiz lazım babası. Oyun baba, deniz oyuncaklarını aldık. İki gündür denize gidemiyoruz. Baba bu çok uzak. Çok uzağa giderse sen alacaksın babası. Tamam mı? Evet. Ben taşlıya gideceğim. Ben taşlıya gideceğim. Valla şu gemi çok hoşuma gitti. Her rengi de vardı da mavi vardı, pembe, turuncu, sarı aldım ben de. İki tane alsaydım. İki tane. Neresi? Şurası. Ya, tamam orası şey dümeni işte. Ne bebeği? Ha. Artık videomuzu kapatabiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdi değil annem, hayır. Şimdi değil, artık akşam oldu. Geçmeyin o tarafa. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Göknur Çavuş 4 çocuk annesi. Bunlar da küçük ha. Bunlar da aynı. Gemi sesi çıkaracak. Ben de dedim ne yapıyor? Gemimiz de çaldı o kornasını. Hoşça kalın.